Değerli izleyicilerimiz, geçmişten günümüze güzellikler aktaran programımızda sizlerle birlikte Türkiye'yi karış karış gezmeye ve sektörlerimizi sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün Mevlana şehri Konya'dayız ve Konya'nın Ereğli bölgesinde GSM sektöründeki iddialı isim Rasim Koçak'la birlikteyiz. Koçak iletişimdeyiz. Sizleri Rasim Bey'le tanıştırmak istiyorum. Bu sektöre 2 yıllık üniversite bilgisayar programcılığı mezunuyum. Konya ve Ereğli bölgesinde bilgisayar programcılığı üzerine herhangi bir alanda bir işe giremediğim, başlayamadığım için hani çok bir iş çalışma alanı olmadığı için bu konuda biz de böyle bir karar aldık. Bir iş açalım. Bir sıfır ve ikinci el alışveriş. Aynı zamanda tamir de yapıyoruz. Bu alanlarda hizmet vermeye devam ediyoruz. Verdiğiniz hizmetlerden bahsetmişken ben bu hizmetleri öğrenmek istiyorum. Burada hangi hizmetleri veriyoruz? Tabii. Şimdi sıfır cihaz satışımız var. İkinci el cihaz satışlarımız var. İkinci elde biraz güven problemi oluyor ama şöyle bir şey var. Hani aldığımız cihazlarda faturası garantisi oluyor. Hani kayıtlı cihazlar hani bir sorun yaşamıyor. Müşterilerimiz bir problem yaşadığı zaman getirebiliyorlar. Hani bunların teknik desteğini yazılımsal, donanımsal her türlü şeyinde arızasında yardımcı oluyor. Sizler zaten bilgisayar programcısı olduğunuz için bu alanlarda da bilginiz de yüksek olduğunu düşünüyorum. Ben bilginizin de yüksek olduğunu düşünüyorum. Peki ikinci el cihazlardaki güven probleminden bahsettiniz. Bu neyden oluşuyor ve nasıl gideriyorsunuz siz bu güven problemini? Bu güven problemini şimdi ikinci el aldığımız cihazlarda faturasıyla birlikte almaya çalışıyoruz. Faturası olmayan cihazları almıyoruz zaten. Hani faturası olduğunda garantisi devam ediyorsa bir arızası olduğu zaman garantiye gönderebiliyoruz. Ya da örnek veriyorum bir çalıntı ya da başka bir durum oluyor. Hani bunlar da problem yaşamamaları için biz faturalı cihazlar almaya çalışıyoruz. Hani onları satıyoruz sadece. Güvenilir olmayan kişiler tarafından kullanılmış olabilir. Bu anlamda sizler fatura desteğiyle müşterilerinize yardımcı oluyorsunuz. Peki bunların dışında ikinci el cihaz alırken bizler nelere dikkat etmeliyiz? İkinci el cihaz alırken aldığınız kuruluşun, firmanın size vereceği garantiye, hani bir arızası, bir problemi, bir sorun olduğu zaman size teknik destek sağlayabileceğine ondan emin olmanız gerekiyor. Onun dışında bu cihaz daha önce kim kullanmış? Hani bir problem yaşamış olabilir, bir şey olabilir, hani kapanma durumu olur. Hani onu geçtim, bir olaya bir şeye karışmıştır. Hani bunun için faturaların e-mail üzerinden faturası olduğu zaman e-mail üzerinden kontrol yapıldığında hani bu tarz problem bir olayla karşılaşmazlar. Zaten ikinci el satışında bir satış sözleşmesi yapılırsa hani bunlarla karşılaşılmaz bir sorun olur. Bu ürünlerde her kitleye, her bütçeye hitap edebiliyor musunuz? Tabii her bütçeye, her kitleye hitap edebiliyoruz. Şöyle bir şey, hani örnek veriyorum en düşük bütçeden bir aileden istediği tableti, telefonu da karşılıyoruz. Hani bütçesi çok çok iyi olup, hani belirli bir gücü seviyesi olup, çok iyi bir yerlerde olan kişiler için de, hani onlar için de istediği cihazlarda yardımcı olabiliyoruz. Pandemi döneminde olduğumuz için online eğitim görüyor tüm çocuklarımız ve bizler. Bu alanda tablete de ihtiyacımız oluyor. Siz bu desteği sağlayabiliyor musunuz? Evet, bu desteği sağlayabiliyoruz. Her bütçeden, her öğrencinin durumuna göre, hani bütçe durumuna göre her bütçe uygun tabletimiz var. Yardımcı oluyoruz. Tablet konusunda, bilgisayar konusunda hepsine yardımcı olabiliyoruz. Bilgisayar ve tabletimiz de var dedik ama bunların tamamı ikinci el mi yoksa sıfır cihazları da sizden temin edebiliyor muyuz? Sıfır cihazları da temin edebiliyorlar. İkinci el de satıyoruz ama ikinci el şöyle, hani piyasa değil biraz daha uygun olduğu için hani sıfırda bütçesi yetmiyor, biraz zorlanıyor. Hani onun için ikinci el tercih eden müşterilerimize de ikinci elde yardımcı oluyoruz. Türkiye'nin yerine gönderim yapabiliyoruz. Sıfır cihazlarımızda tamir konusunda yardımcı olabiliyoruz. Hani bazı bölgelerde tamir yapılamadı deniliyor. Bu cihaz çöp deniliyor. Hani kullanılmaz artık deniliyor. Hani bu tarz cihazları da getirdiklerinde yapabileceğimiz bir şey varsa yardımcı oluyoruz. Genel olarak yapıyoruz. Diğer bölgelerde çözülemeyen sorunları da siz burada çözebiliyorsunuz. Peki sizlere daha rahat ulaşabilmeleri için izleyicilerimizin bir sosyal medya hesabımız var mıdır? Evet, bir Instagram hesabımız var. Oradan yardımcı olabiliyoruz. Facebook üzerinden yardımcı olabiliyoruz. Facebook üzerinden Koçak İletişim diye aradıklarında sayfamız çıkıyor zaten. Oradan yardımcı oluruz. Instagram üzerinden gene Koçak İletişim yazdıklarında bizi bulabilirler. Tüm iletişim bilgilerimiz orada var. Orada mevcut. Oradan bize ulaşabilirler. Peki tüm bu işlemleri sizden neden alalım? Sizin diğer GSM firmalarından farkınız nedir? Şimdi tamirlerimizde garanti veriyoruz. Hani örnek veriyorum bir ekran batarya tamiri oldu telefonlarda. Bataryada bir problem oldu.
Hani biz garantili yapıyoruz. Garanti süresi içerisinde bir arıza verdiği zaman bunun tekrar ücretsiz değişimini, onarımını yapıyoruz. Yani kendinize kalite ve güven konusunda oldukça güveniyorsunuz. Peki ben sizin verdiğiniz değerli bilgi için size çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Eklemek istediğim bir şey telefon, bilgisayar konusunda. Bilgisayar değil de telefon anlamında genel olarak tüm aksesuardır. Teknolojik anlamda tüm telefonlarımız, tabletlerimiz hepsi bizde mevcut. Evet değerli izleyicilerimiz, sizlerin de güvenilir bir GSM firmasına ihtiyacınız varsa Koçak İletişim'le Rasim Bey'le iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere.